Tekrar herkese merhaba. Bugün yeşil çaylı, yeşil erikli, serinletip rahatlatıcı, soğuk içecek tarifi vereceğim. Mutlaka denemeniz gereken harika bir içecek. Şimdi öncelikle malzememiz yeşil erik. 10 adet yeşil erik. Yeşil çay eğer süzme poşet kullanacaksanız 2 adet yeterli. Ben süzme poşet kullanmadım. Bir demlik yeşil çay yaptım. Bunun için 2 su bardağı yeşil çay, demlenmiş yeşil çay, 10 adet erik, 2 adet nektarı veya evinizde bulunan herhangi bir mor renkli bir meyve, erik olabilir, dut olabilir. Ben nektarı tercih ettim. Birkaç yaprak nane, bir fincan şeker, 2 veya 3 yemek kaşığı, tercihe göre değişir. Ve kurutulmuş zencefil, yaş zencefil de olabilir veya toz zencefil de olabilir. Zencefil olmayabilir ama farklı bir reha veriyor zencefil. Şimdi başlayalım yapmaya. Çekirdeklerini ayırdığım erikleri tencereye aldım. Erik ve nektarları. Üzerine birkaç yaprak nane atıyorum. Ve daha önce çalıştığım 3 su bardağı suyu üzerine ilave ediyorum. Ve erik ve nektarlar yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Ve sürahimizin içine sıcak yeşil çaylarımı döküyorum. 3 su bardağı yeşil çay şu an sürahime aktardım. İçine bir adet kurutulmuş zencefil atıyorum. Dediğim gibi tercihe göre değişir. İsteyen atar, isteyen kullanmayabilir. Bir adet nane yaprağı atıyorum sürahimin içine. Ve yarım kase, 2 yemek kaşığı şekeri sürahiye aktarıp iyice karıştıracağım şeker erinceye kadar. Karıştırıyorum. Şeker erinceye kadar karıştırıyorum. Birkaç taşım haşlandıktan sonra erik ve nektarlarımızı blenderdan çekeceğim. Tamamen püre haline alan eriklerimiz soğuduktan sonra püreye aktarılacak. Ve soğuyan eriklerimizin suyunu, püre haline geldi artık, sürahiye aktarıyorum. Buzdolabında bekletip soğuttuktan sonra içmeye hazır olan karışımımız çok hafif, içimi çok rahat, çok harika bir tadı var. Bayramda aldığımız bol şekerleri atmak için harika bir içecek. Tavsiye ediyorum herkesin denemesini. Afiyet olsun.